Selam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Mücahit. Hocam bugün bölümlerimize gelen soruların, işte yorumların, birkaç izleyicimiz bilgiler paylaşıyorlar. Bunlardan dikkatimizi çekenleri burada konuşmak için bir aradayız. Öncelikle bir sorudan başlayalım hocam. Soru şu şekilde: bizim kullanmış olduğumuz işte uydularda, belki takım uydular fırlatacağız Fergani vesilesiyle. Bunun yanında TürkSat 6A'mız var mesela. Uydularda ya da savunma sanayi projelerinde biliyorsunuz işte elektronik devrelerde çipler kullanılıyor. Bu çipleri de yurt dışından tedarik etmek zorundayız. Şu an ülkemizde bu tür üretimler yapılmıyor diye biliniyor. Bu konuya açıklık getirmenizi isteyeceğim öncelikle. Türkiye'deki çip durumları, üretim durumları nedir? Akabinde izleyicimizin sorusu şu şekilde: bu çiplerin içerisine casus yazılım ya da virüs, herhangi bir problemli yazılım eklenebilir mi? Bizi olumsuz bir şekilde etkileyecek olan yazılımlar eklenebilir mi? Eklenebilirse de biz bunları test edip görebilir miyiz? Fark edebilir miyiz aslında bunun içindeki virüsü? Soru bu şekilde hocam. Kısa yanıt şu: biz ülkemizde çip üretebiliyoruz. Şimdi böyle deyince tabii hemen dinleyicilerimizin aklına Tayvan'daki işte çip, mikroçip üreten fabrika geliyor olabilir. Dolayısıyla bu konuda hemen bir ayrıştırma gitmemiz lazım. Biz 50 nanometre bandında çipleri üretip bunları zaten kendi ürünlerimizde kullanıyoruz. Böyle bir teknolojimiz var. Özellikle Yongatek adlı firmamız üzerinden, yine TÜBİTAK'ımızın ve bağlı bulunduğu kuruluşlar üzerinden çok özel, işte terzi usulü dediğimiz, yani çok özel yapılabiliyor. Şimdi burada tabii hemen problem şu: çiplerin biliyorsunuz bu özelliğimiz var ama bunların çok yüksek sayıda tek seferde çıkması gibi, işte fabrikadan murat odur diye varsayıyoruz. İki, bunların istenen boyutlarda, istenen verimlilikte olmasıyla ilgili bir de teknolojik ilerlemeden bahsediyoruz. Yani bu ikisinin bir arada olduğu bir fabrikamız, bir üretim bandımız yok. Doğru. Ancak biz istersek çip üretebiliyoruz. Yani işte Milsek adı verdiğimiz ürünlerde kullanılan ve kriptolarını bizim kendi yerli milli kaynaklarımızla geliştirdiğimiz ve güncellediğimiz sistemler zaten var. Problem ne? Bunlar biraz büyük kartlar. Zira 50 nanometre şu anda işte piyasada olan, duyurulan 3 nanometre ve belki altına inildiği iddia edilen işte ticari firmaların, büyük firmaların tabii ki çok gerisinde boyut olarak, ama yani bu konuda bizim böyle bir yeteneksizliğimiz yok. Biz bunu üretebiliyoruz. Olmayan ise, hani muhtemelen izleyicimizin kastettiği ise, mevcut teknolojide, günümüz teknolojisinde belli standartları sağlayan, işte ısmarlama iş olduğunda 1 milyon tanesini işte birkaç gün içerisinde alıp tedarik edebileceğimiz bir zincirimiz yok. Doğru. Bu noktada inilen işte 3 nanometre bile belki çok iddialı. İşte belki 10 nanometre, 12 nanometre bandına inmek için şu an biraz bir teknolojik ilerleme ihtiyacımız var. Ama biz çip üretebiliyoruz. Çip fabrikamız yok. Sözünü ettiğimiz bu gündelik hayatta çok kullanılan ve reklam sayıları olarak kullanılan teknolojide değiliz. Bu doğru. Şimdi burada tabii hemen şu soru gündeme geliyor Mücahit: bunların olması için ne gerekiyor? Bunların olması için tabii ki zaman gerekiyor, yatırım gerekiyor ve bir taraftan da böyle bir tedarik zinciri için önemli bir de pazar olması gerekiyor. Şimdi bunların hepsini bir arada düşünmek gerekir. Dolayısıyla kısa yanıt, biz çip üretebiliyoruz. Çiplerimiz var. Silahlarımızda, örnek de veriyorum, Milsek adı verilen ürünlerimizde dinleyicilerimiz bakabilirler. Tamamen yerli milli ürettiğimiz çipler ve kartlarla zaten bunları yapabiliyoruz. Problem, bunlar biraz büyük boyutlu. Bunlar çok özel durumlar için tasarlanmış ve üretim bandından sayıca öyle milyonlarca değil de belki birkaç bin tane ya da 10.000 tane olacak şekilde, yani kapasite, büyüklük ve sürat konusunda dünyadaki muadilleri de olmayan, bunlar da bizde daha yavaş, daha düşük kapasiteli ve daha az sayıda olan bir üretim bandımız var, evet. Hocam şimdi yine çip teknolojisiyle alakalı, Türkçesini Yonga diye çevirebiliriz. Yonga teknolojisiyle alakalı bir soru daha gelmiş. Aslında soru değil ama ben bu sorunun ya da görüşün bir optimizasyon problemi olduğunu düşünüyorum. Şimdi bizim çipimiz yok. Evet, çip fabrikası da kurmamız gerekiyor. Fakat şu anda savunma sanayiye yapılan yatırımlardan kısıp da bir fabrikaya yatırım yapmak, bu çip fabrikasını kurmak mı daha mantıklı, yoksa yine çiplerimizi işte yurt dışından ithal edip bir savunma sanayinde şu anda devam ettiğimiz gibi bir yatırıma devam edip bu şekilde teknolojilerimizi geliştirme, aynı zamanda da yandan böyle yavaş da olsa bir çip fabrikası kurma işine girsek, sizce hangi yol daha verimli olur? Şimdi çok güzel bir soru Mücahit. Ayrıca bu soruya yanıt verirken diğer sorunun, hani atlamadık, seyircimiz üzülmesin o konuda, ona yanıt vereceğim. Orada es vermemiz iyi oldu. Başka bir bilgiyle bunu bir arada besleyerek çok daha verimli olacağını düşünüyorum. Öncelikle şunu bir dinleyenlerimize aktaralım. Bizim Yonga dediğimiz ürünün, son ürünün bir hikayesini şöyle çok hızlıca birkaç cümleyle özetleyeyim. Sizin bir probleminiz olsun. İşte örnek verelim, bizim burada mesela hep verilen örnek odur. Burada da çok sıkça konuşuyoruz.
İşte ISR radarlardan da veriyoruz ya da işte balistik füzelerden de. Yani sizin bir mesela örnek veriyorum bir izleme tracking adını verdiğimiz takip modülüne ihtiyacınız var. Çok hızlı hareket eden bir nesneyi takip eden bir sensörünüz olsun ve bunu takip eden bir kontrole ihtiyacınız var. İşte bu radar başlığı olabilir, işte füzenin kendisi olabilir, füzenin kendi itki sistemi olabilir, fark etmez. Yani bizim çok hızlı hareket eden bir nesneyi sensörden gelen bilgiyle takip etme problemimiz olsun. Şimdi bu problemi çözen çip insanların söylediği Yonga şu demek. Önce bununla alakalı bir algoritma bahsediyoruz. Yani bunun işte matematiksel olarak çözüldüğünü, kağıt üzerinde yakınsadığını öngördüğümüz bir modelimiz oluyor. Sonra bu modeli simüle ediyoruz. Simülasyona, benzeşime sokuyoruz. Yani bu modelimizin uygunluğu çeşitli şartlar altında daha sahaya inmeden uygulanabilirliğinden bahsediyoruz. Sonra bu arada bazı adımlar atlanabilir. Uygun koşullar altında test ortamında emüle ediliyor ya da test ediliyor. Yani şimdinin modern işte ifadesiyle MVP diyorlar. Minimum Viable Product. Yani iş gören en küçük bileşenlere sahip ürünümsü. Ürün ama ürünümsü diyelim. Buna dönüşüyor. Şimdi burada kullandığınız teknolojiler genel geçer. Sizler de kullanıyorsunuz. Development board, geliştirme kartları bunlar. Öyle düşünün. Şimdi ne oldu? Problemi çözdüğümüzü, çözebildiğimizi benzeşim yoluyla ve sahada da gerçek saha koşullarına yakın koşullarda da kabaca çalıştığını gördük. Şimdi artık bundan sonra bunun ürün haline yani o sizin söylediğiniz o son kısma gitmesi lazım. İşte burada bir fark var Mücahit. Şimdi burada dinleyenlerimizi aydınlatalım. Biz zaten bunu küçük bir bilgisayarla öyle ifade ediyoruz. Zaten çözüyoruz gördüğünüz gibi. Problem ne? Bu küçük bilgisayarı o uygulamaya, o füzenin içerisine koymak, o bilgisayar mimarisiyle koymak, bir mikro işlemci yapısıyla koymak her zaman istediğimiz bir şey değil. Çünkü o istemediğimiz, gerekmeyen özelliklerle birlikte geliyor. Şimdi o yüzden bir sonraki adım var. Ona da ASIC diyoruz. Application Specific Integrated Circuit. Dinleyicilerin söylediği çip bu. Yani bu çözümün bir mini bilgisayardan alınıp doğrudan küçücük bir Yonga'ya dönüşüp yalnızca o işi yapan hale indirgenmesine Yonga diyoruz. Biz bu kısmı da yapabiliyoruz. Sadece Yonga'nın üretimiyle alakalı bir şu an kapasite, hız ve sınırlılıklarımız var. Yani dolayısıyla bu zincirin aslında biz her yerindeyiz. Sadece o son ürün yok bizde. Şimdi bunu bir anlatmak zorundaydım çünkü problem bunsuz da çözülüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bunsuz çözülüyor ama yeterince verimli değil ya da boyut konusunda sorun yaşıyorsunuz. Tabii ki standartlara uymak lazım. İşte ligde belli bir yerde olmanız lazım. İşte o konuda şimdi senin dediğin yere geleceğiz. Peki ne oluyor böyle olunca? Siz alıyorsunuz bu çözümü, işte wafer diyoruz ona. Yani artık transistörlerin nerede olduğuna karar verdiğiniz en son yere geldiğinizde kartlardan, işte işlemciden ya da işte FPGA'den, oradan buradan en son tasarımı alıyorsunuz, fabrikaya gönderiyorsunuz. Şimdi izleyicimizin bir önceki sorusunun ikinci kısmı burada devreye giriyor. Siz bunu verince aslında tasarımı adama vermiş oluyorsunuz. Ve onun bağlantılı olduğu, sizin belki o anda müttefikiniz olan ama sonradan başka tarafa geçecek unsurlar olabilir. Ne oluyor? Sizin bu tasarımınızı görüyor ve onlar da tabii kafası çalışan insanlar bunu ne için yaptığını anlıyor. Şimdi dolayısıyla bizim hikayemiz burada başlıyor. Yani acaba o AZ'yi yapmak mı problem yoksa o AZ'yi yaptırtmak mı problem? O AZ'yi yapmak problem değil, yaptırtmak problem. O yüzden ne yapıyoruz biz de? O AZ'in doğrudan o şekilde kullanılmasından ziyade başka amaçlar için üretilip yan koşullarla belki de parçalara bile ayırarak yani bir araya geldiğinde belki bir böyle işte banka kasaları hani 3 kişi aynı anda açılıyor ya 3 kişinin aynı anda gelmesi lazım. Birisi eksik olunca açılmıyor. Onun gibi. Bu tarz bir tasarımla verdiğiniz zaman işte senin dediğin yere geliyoruz. O da bir tabii mühendislik. Yani dolayısıyla biz tek bir ASIC, tek bir çip, tek bir Yonga yapmak yerine temel bileşenlere ait Yongaları işte takip modülü Yongası. Tabii ki parasını verip yaptırmalı çünkü bu çok daha ucuz. Eninde sonunda bizim çip fabrikamız olmalı mı? Tartışmalı. Eğer böyle bir yöntem izlerseniz gerek yok. Neden? Çünkü zaten siz atomik parçalara bölüyorsunuz ve o atomik parçaların her biri diğerler olmadan anlam ifade etmiyor. Herkes aynı araçları kullanıyor. Şimdi dolayısıyla iş buraya geliyor. Şimdi yabancının en büyük avantajı nerede? Size zaten isterse o uygulamaya yönelik, uygulamaya özlü Yonga'yı verebildiği gibi size genel geçer olanı da verebiliyor. Şimdi az önceki soruya geri gelelim. O Yonga'yı biz yaptırdık oraya. Arkadaşımız öyle söylemişti. Adam bunun içerisine bir bug koyabilir mi? Bir backdoor koyabilir mi? Bir açık kapı, bir hile, bir virüs, bir şey koyabilir mi? Yanıt tabii ki koyabilir. Çünkü sen tasarımı veriyorsun, transistörlerin yerini veriyorsun. E peki biz ne yapıyoruz? Alıp onu direkt kullanıyor muyuz? Hayır. Malumunuz kayıt kabul testleri var. Bunlardan geçiyor bunlar ama tabii ki bunlar yeterli değil. O yüzden de vesileyle onu da söyleyelim. Bu ay Ekim ayı IEEE için biliyorsunuz siber güvenlik farkındalık ayı.
Orada da ne yapıyoruz? Siber güvenlik testlerinden geçiyoruz. İşte bunlardan en önemlisi yan kanal analizi diyoruz. Yani bizim gönderdiğimiz çipin bizim girdilerimize bizim istediğimiz outputları vermesi, çıktıları vermesi gerekiyor. Bunlar testlerden geçiyor ve bu testlerden de belli bir seviyede başarılı olursa o sözünü ettiğimiz bug, işte virüs, turva atı gibi işte çeşitli açık kapı, arka kapı gibi siber güvenlik tehditlerinin de belli seviyede önüne geçilebiliyor. Yani dolayısıyla sorunun yanıtı hem evet hem hayır gördüğün gibi. Yani olması tabii ki çok iyi olur. Ama buna yapılacak para ve zaman yatırımını mühendislik yöntemlerini kullanarak aşmak mümkün. Çok teşekkürler hocam. Bir sonraki sorumuz füzelerle alakalı hocam. Füzelerle alakalı aslında birkaç tane soru var. Onları yönelteceğim şu an sizlere. Şimdi biz balistik füze bölümlerinde konuşuyorduk. İşte balistik füzelere karşı aynı zamanda savunma sistemlerimizin de olması gerekiyor. İzleyicimiz şöyle demiş hocam, günümüzde sadece hipersonik füzeler durdurulamıyor demiş. Bunu tartışabiliriz, gerçekten durdurulamıyor mu? Bunun yanında balistik füzeler hava savunma sistemleri tarafından da kolayca tespit edilebiliyor demiş. Bununla ilgili zaten bölümlerimize konuşmuştuk, ben uzatmadan sözü size vermek istiyorum hocam. Şimdi tabii güzel bir soru ama yine hani taktik saha koşullarını düşünmek lazım. Yani işte özellikle savaş sanatı diyorlar ya, işte Sun Tzu'nun meşhur eserinde olduğu gibi aldatmaya yönelik ve kapasiteye yönelik bir optimizasyon problemi savaş aslında ya da taktik saha. Dinleyicilerimizin tabii gözünde bu teknoloji şöyle düşünülüyor olabilir. Ya işte bizim ağımız var, karşı tarafta da bunun antisi var. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiğinde nötralize oluyorlar. Bu kağıt üstünde doğru. Ancak uygulamada doğru değil çünkü hemen savaşın ikinci parametresi geliyor, kapasite. Yani sizin elinizdeki A unsurunu karşı tarafın A üssüyle, A'nın tersiyle nötralize etmesi mümkünken sizin elinizde kaç tane A'nın aynı anda öbür tarafa, oranın da kaç tane bunun antisinin aynı anda gelmesi gördüğünüz gibi kapasite problemi. Yani burada da biliyorsunuz yani gol attığınız zaman gol olmuş oluyor. Yani bir tanesi oraya gitse, yeterince etkiliyse zaten maksat hasıl olmuş oluyor. Yani dolayısıyla problemi bir teknolojinin antisi ya da işte bunun engellisi var şeklinde düşünmekle birlikte bunun kapasiteyle de ilgili olduğunu düşünmemiz lazım. Şimdi bu bizi nereye getiriyor Mücahit? Hep tartıştığımız, hep konuştuğumuz, benim de hep severek verdiğim, naçiz içinde de belli bir düzlemde çalıştığım projelerden bir tanesinde biliyorsunuz bize verilen NATO üyesi olduğumuz için sınır ötesi operasyonlarda bir hak var. Siz bu hakkı ihlal edemezsiniz. Size işte füze tedarikçileri bunu NATO işte kapsam altında senede örnek veriyorum 1000 tane veriyor. Siz ilk sınır ötesi operasyonuna gittiniz. Bunların 999'unu harcadınız. Elinizde bir tane kaldı. Ya o bir taneyi atarsınız ve hakkınız biter ve bir sonraki dağıtım 364 gün sonra olmak zorunda. 364 gün beklerseniz ya da bunu zamana bölersiniz. Ama zamana bölerseniz ne olur? Operasyonun etkinliği azalır. Dolayısıyla çözüm nedir? Sizin bunu kendi evinizde yapmanız. Yani yerli milli teknoloji bu. Şimdi biz ne oldu bunu başararak? Öyle teknolojiler getirdik ki gündeme. Yalın, temel ilkelere dayanan, çok hızlı üretim bandından çıkan, tabii ki de maliyeti etkin birçok teknolojiyi bir anda üretip bunların kapasitesini artırarak, eskilerin ticari tabirle sürümden kazanarak bunu karşı tarafa ulaştırmaya çalıştık ve Afrin operasyonunda olan tam olarak bu. Yani sizin etkinliği belki bir balistik füze kadar olmayan ama tek başına gittiğinde de çok fazla zarar verebilen ama bunlardan sayıca binlercesini saatler içerisinde atıp üretim bandından çıkardığınız bir teknolojiniz varsa bu sefer teknolojilerin antisiyle değil kapasitelerin karşı tarafa verdiği tahrip ve yıkım miktarıyla ölçmeye başlıyorsunuz. Yani dolayısıyla dinleyicimizin bu görüşünü tabii ki saygıyla karşılıyoruz ama taktik sahada maalesef A ve A'nın antisi şeklinde değil. Tabii ki bunlar olacak ama bunların kapasitesi de çok önemli. Bunların verimlilikleri de çok önemli. Bunların sahaya sürülüş öncelikleri ve sıralaması da çok önemli. Yani tek bir A var, A'nın antisi var, o yüzden bu çalışmaz değil. Bunu zaten son örneklerde de gördük. Yani aynı noktaya birden fazla atılan bir şeyi karşı tarafın karşılama kapasitesi olmadığı için yine nötralize edemediğini de gördük Mücahit. Hocam dediğiniz gibi ne kadar mükemmel bir savunma sisteminiz olsa bile bu teknolojilerin stratejik kullanımları çok önemli. Dediğiniz gibi taktik sahada tüm her şey değişebiliyor. Kullanılan roketler, füzeler, bunların sayısı bir anda katlanınca herhangi bir savunma sistemi karşılayamayabiliyor. Dediğiniz gibi yolun sonunda iş kapasitede bitiyor. Yine balistik füzelerle alakalı bir başka soru şu şekilde hocam. Şimdi balistik füzelerin biliyorsunuz çeşitlerini konuşmuştuk biz zaten. En kapsamlısı da kıtalar arası, menzil olarak en uzunu kıtalar arası füzeler olarak geçiyordu. Bir izleyicimiz de şu şekilde bir yorum yapmış. Balistik füzemizin olması gayet güzel bir şey ama kıtalar arası bir balistik füzesi olmayan bir ülkenin çok da bir anlamı olmadığını, hatta bunun nükleer başlığının olmadan herhangi bir anlam ifade etmediğini söylemiş hocam. Nükleer başlığı olmayan bir balistik füze herhangi bir stratejik öneme sahip değil midir? Soru özetle bu şekilde hocam. Kısa yanıt hayır ama izleyicimize hak verdiğimiz kısım şudur. Sizin bir
küresel nükleer unsur, küresel nükleer oyuncu olarak Şampiyonlar Ligi'nde öyle diyelim olmanız için literatürde triad adını verdiğimiz bir şeyin sahip olmanız gerekiyor. Doğru. Nedir o? İşte bir donanma, işte kara, hava, deniz, bunlar var. Kıtalar arası balistik füze sistemi ya da balistik füze sistemi öyle diyelim ve nükleer güç. Şimdi bu üçünün yan yana olması doğru, sizi Şampiyonlar Ligi topçusu yapıyor otomatikman, doğru. Ancak soruyu yalnızca balistik füze etrafında sınırlarsak balistik füzenin nasıl bir etki yaptığını nükleer başlık olmadan da anlatabilmemiz lazım. Nükleer başlık çarpan etkisi yaratıyor ve biraz da şöyle düşünmek lazım. Nükleer başlıklı bir balistik füzeyi fırlattığınız an ortaya çıkan sosyopolitik durumları da düşünmek zorundasınız. Dolayısıyla genelde yapılan teknik şudur. Balistik füzeniz durur, nükleer başlığınız da yanında durur ama onun üzerine takmazsınız. Çünkü onu taktığınız zaman fırlatma rampasından çıktığı an bunun anlamı başka oluyor. Dünyanın küresel ölçekteki durumu için. Dolayısıyla evet böyle bir şey vardır ve tehdit unsuru olarak tutarsınız bunu sürekli. Şimdi soruya geri gelirsek yani nükleer başlığımız yok ama başka başlıklarımız var. Ya da başlığımız yok, sadece balistik füzeyi gönderdik. Yani hiçbir patlayıcı başlığı olmadığını varsayalım. Bunun bir yıkıcı etkisi yok mu? Tabii ki var. Şimdi bir defa şunu söylememiz lazım. Kıtalar arası balistik füzenin, bu arada yine bilgilendirme için yapalım, daha önce konuşmuştuk. Tek bir tane gönderilmiyor arkadaşlar. Bunu zaten yakın zamanda da gördünüz. Yani bir bölgeye bir grup balistik füze gönderiliyor. Çeşitli nedenlerden ötürü daha önce konuştuk bunu. Dolayısıyla orada tahrip ve yıkım etkisini oluşturan şey zaten birincisi bunun çok yüksek kinetik enerjiyle sistemin hedefin kendisine, mümkünse değilse civarına ulaşması. Şimdi dolayısıyla orada bunun tahrip mekanizmasını tartışıyor olmanız lazım. Yani evet bir nükleer başlığı olmadan ne kadar tahrip yapabilir ve oldukça büyük tahripler yaratabilirler. Yani siz buna normal patlayıcı başlık koyduğunuzda patlama krateri adını verdiğimiz yeri ortaya koyup bir silonun ortadan kalkmasına yol açabilirsiniz. Yine bunu tabii ki insan istemiyor ama bir topluluğun olduğu yere koyduğunuzda ortaya çıkan şok dalgalarıyla yıkıcı etkilere sahip olabilirsiniz. Yani dolayısıyla bunlar çok tehlikeli cihazlar. Yani dediğim gibi atmosfere 20 mahlan 25 mahlan giriyorlar. Hedefe vardıklarında 7-8 mahtan bahsediyoruz. Yani 7-8 mah hızla hareket eden bir misket tanesini düşünün, ne kadar yıkıcı etkiye sahip ki bunlar yüzlerce kilo oluyor oraya ulaştıklarında. Sadece bu kinetik etkiyle bile çok ciddi yıkıma yol açabilirler. Dolayısıyla kısa yanıt şu, sizi bir Şampiyonlar Ligi topçusu yapması için kesinlikle nükleer başlığınız olması gerekir. Ancak bu olmadan da çok yüksek tahrip gücüne sahip olabilir kıtalar arası balistik füzeler. Çok teşekkürler hocam. Yine bir balistik diyebileceğimiz bir soru gelmiş. Şimdi biz balistik füzeleri konuşurken bu balistik füzeleri göndereceğimiz bir yer olacak toprak parçamız üzerinde. Bu toprak parçası üzerinde balistik füzelerimizi çok iyi saklamamız ve çok iyi konumlandırmamız gerekiyor. Bunları da silolar adını vermiştik. İşte silolarda saklamamız gerekiyordu bu balistik füzeleri. Bu siloları kara parçasında değil de bir uzay istasyonunda düşünelim. Ülkemizin bir uzay istasyonu ya da uydusu olsun. Bu uydusunda balistik füzeleri ya da nükleer füzelerimizi saklayalım. Oradan da ateşleyelim. Böyle bir sistem sizce mantıklı mı ya da böyle bir sistem var mı? Benim bildiğim yok ama böyle bir sistem mantıklı mı sorusunda belki sorulması gereken soru şu, silodaki amacımız ne? Belki biraz oradan gidelim. Şimdi biz hatırlarsanız o bölümde de konuşmuştuk. Balistik füzeleri tek tek fırlatıyor olabiliriz ama bir grup bölgeye, bir coğrafi bölgeye yoğunlaştırarak birden fazla sayıda göndermeyi hedefliyoruz doğası gereği. Dolayısıyla ne oluyor? Problemi tersten aldığımızda sizin silolarınızda hazır olarak fırlatmaya hazır, işte görev profilleri hızlıca yüklenebilen bir grup balistik füzenin silodan hemen çıkıp fırlatma rampasına alınıp hayata geçmesi gerekiyor, ateşlenmesi gerekiyor. Şimdi neden bunu orada yapıyoruz? Çünkü yerin altına gömdüğünüzde uzaydan gözlem yapıldığında silonun yeri tabii ki belli şartlar altında doğrudan gözlenemiyor. İstihbari açıdan işte bizim üzerimizden uçan uydular ya da uçaklar, düşman uçakları olabilir, istihbarat uçakları olabilir. Doğrudan fiziksel olarak yerin yüzeyinde bir şey görmedikleri için hani optik bilgi orada ortadan kaldırılıyor. Bunu yerin altına gömüyoruz. 2. Yerin altında olması toprağın ve işte o ilgili bölgedeki coğrafi katman ve kayaç yapısından ötürü bir takım elektromanyetik etkilerin, olası elektromanyetik etkilerin minimuma ya da ortadan kalkmasına yol açıyor. 3. Hepsinden önemlisi biz onun etrafına ekstra bir katman koyabiliyoruz ve yeryüzünde kullandığımız nispeten ucuz işte çimento teknolojileriyle, beton teknolojileriyle etrafını ya da başka malzemelerle kolayca sarabiliyoruz. Yani bizim fırlatabileceğimiz olası bir saldırı altında hala çalışabilir durumda olan füzelerimizi saklayacağından emin olduğumuz çok korunaklı bir yapı silo. Şimdi bu tanımı alıp bunu neden uzaya koymuyoruz, oradan daha kolay olmaz mı dendiğinde belki çok kolay olurdu ama çok daha göz önünde, çok daha
saldırıya açık ve belki de korunması çok problemli. Hadi onu da yaptık. Yerden onu oraya çıkartmak oldukça pahalı bir sisteme karşılık geliyor. Yani belki böyle avantajları olabilir hani taktik açıdan ama eninde sonunda düşünmek zorunda olduğumuz bunu oraya nasıl çıkartacağız? Nasıl koruyacağız? Başına bir şey geldiğinde onu nasıl kullanılabilir hale getireceğiz? Ya da o orada sürekli koruyabileceğimiz bir formatta olacak mı? Kaç tanesini çıkartabileceğiz? Hadi çıkarttık ne kadar paraya yapacağız gibi bir sürü sorunun da yanıtını vermek zorunda kalırız böyle bir kolaylık için. Hocam bugün yine savunma sanayi bölümlerine gelen yorumları, soruları ve birkaç görüşü değerlendirmiş olduk sizinle birlikte. Ağzına sağlık hocam. Katılmış olduğunuz için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni platforma davet ettiğiniz için Mücahit. Bir sonraki bölümlerimize görüşmek üzere. Hoşça kalın.